Tarihi romanımızın adı Hammurabi'nin Mührü Babil. Yazar Hans Knefiel. Çeviri Arzu Güloğlu Alarslan. Yayın evi Yurt Kitap Yayın. Beş. Magan'da bir gece. Dadaşu ayaklarını sıranın altına çekti ve sessizce meyhanedeki insanların sayısını tahmin ederken yağlı duvara yaslandı. 12 düzine kadar insan olmalıydı burada. Hizmetçi kızlar ve kalfalar, masalara yan odalardan birinde yanan ateşin üstünden aldıkları yemekleri, bardakları, testileri ve ateşin üzerinden yeni alınmış sıcak bazlamaları taşıyorlardı. Dilmun'dan gelen inci avcıları, odunla yüklü yük gemilerindeki meleç halı gemiciler, balıkçılar ve Alança'nın kervanındaki silahlı adamları. Kolyelere süslenmiş çamazil ve kız öğrencileri. Sıra sıra ipe dizildikleri beyaz dişleri satmaya çalışan iki köpek balığı avcısı ve bir grup sert kaslı taşçı sahnenin etrafını doldurmuştu. İki çalgıcı arada bir gözlerini açıp duvardan destek alarak doğruluyor ve elindeki tahta kutuyu davulun ritmine uygun şekilde sallıyordu. Şangırtılar, zincirlerin birbirlerine çarpan metalik sesleri ya da kırılan cam sesleri fıkır fıkır sohbetleri bıçak gibi kesiyor, çalgıcıların yakınında oturan insanların beyninde uğulduyordu. Duvarlar boyunca ve nişlere toplam iki düzineden fazla meyhaneyi ışıl ışıl aydınlatan bakır lambalar yerleştirilmişti. "Pek fazla değerli olmayan taşlarla dolu birkaç sandığı daha alabilir misiniz gemiye?" diye bağırdı Kaşmar ve Dadaşu'ya işaret etti. Kaptan Dadaşu'nun soru yüklü bakışlarını fark etti ve başıyla onayladı. "Olur. Sana bıraktığımız mücevherleri sattın mı?" "Büyük bir kısmını." Kaşmar, gaga burunlu, gri kaşlı, açık gözlü ve heybetli bir adam olan Alanaç'a el salladı. Adamın üstünde koyu kahverengi yün ve parlak deriden yapılmış bir kıyafet vardı. Bileklerinde birer parmak genişliğinde 4 tane altın bilezik parlıyordu. Kolunu sağındaki siyah saçlı kadının omzuna doladı ve onun geniş keten kumaş şeridinden oluşan elbisesinin altından meydana çıkan göğüslerinin uçlarıyla oynamaya başladı. Sonra sırıtarak uzun saçını tuttu, kadının başını arkaya çekti ve bir kahkaha patlatarak kadının dudaklarının arasına şarap döktü. Genç köle boğuluyormuş gibi sesler çıkartarak yutkundu. İçki ağzının kenarlarından ve çenesinden aşağılara ekti. Elleri titriyordu. Dadaşı tırnaklarında, parmaklarında, ellerinin üstünde ve kollarının alt kısmında sayısız noktalardan oluşan kıyı kırmızı çizgilerin olduğunu gördü. Bu çizgiler iç içe geçmiş desenler oluşturuyordu. Parmak uçları ise bu koyu maddeyle tamamen kaplanmıştı. Kaşmar'a döndü. "Alançanın kadınları, şu ellerindeki çizgiler ne anlama geliyor?" "Bu geceye kadar onun kadınlarıydılar. Kına yakmışlar. Vücutlarının her yerine." Dirseğiyle Dadaşu'nun böğrüne vurdu hafifçe. "Güneş yanığından korur. Bekle ve seyret." Avurtları çökmüş sıska bir çalgıcı, 3 borudan oluşan flütü başının üstünde sallayarak davulun susmasını bekliyordu. O an gelince uzun ezgiler çalmaya başladı. Dadaşu kaşlarını çattı ve parmaklarıyla kulaklarını tıkadı. Eşek karavanının sahibi masanın odak noktasında olmaya devam ediyordu. Parmakları ise hala kahverengi saçlı kölenin bedeninde geziyordu. Mancınıklayan ellerin altında göğüsleri titriyordu. Kız sanki inler gibiydi. İnsan sesleri ve müziğin oluşturduğu gürültü her lafı yutuyordu. Fahişeler tiz tiz kahkahalar atıyor ve Alaçan'ın silahlı adamlarıyla eğleniyordu. Çalgıcı eline zengin oymalarla süslü telli bir saz aldı ve sivri bir odun parçasının üstünde döndürdü. Parlak renklerle boyanmış tabakları delip geçen tel gibi aşağıdaki tahta parçaları tutturmuşlardı. Kısa tellerin ince sesi adeta bardakları çatlatır gibiydi. En büyük kabağın güçlendirdiği en öndeki tellerin sesi ise insanın içine işliyor ve organlarını adeta titretiyordu. Müziğin ezgisi hızlı ve garip bir ritimle devam etti. Dadaşu müziği hiç beğenmedi ve dayanamayacağını düşünmeye başladı. Gimil Marduk avuçlarını çenesine dayayarak hiç kıpırdamadan çevresinde olup bitenleri izliyordu. Bir kervan bekçisi yerinden kalktı ve elini onun kalçalarının arasına koyarak Çazalmi'nin peşinde yürümeye başladı. Çamazil yarı arkasına döndü, gereksiz yere gülümsedi. "Güzel bir başlangıç." Kaşmar, hizmet eden kızlardan birini yeleğinden yakaladığında ve boş testiyi gösterdiğinde gülümsüyordu. "Şu koca göğüslü iki kızı satın alayım mı?" "Onları Alança'nın elinden kurtarmak için bile olsa bunu yap."
Dadaşu başını salladı. Çok iyi iş yapan bir tacir olabilir ama uyuz eşekler satan bir satıcı gibi davranıyor. Katlanılır gibi değil. Alan aç, kimse ona bakmadığı zaman kızları rahat bırakıyordu. Ama bakışlar onun üzerinde yoğunlaşınca ve o da bunu fark edince herkese kızların kendisine ait olduğunu göstermek istiyordu. Masa bardaklarla, kaselerle ve yemek artıklarıyla doluydu. Testilerin ve ekmek kırıntılarının arasında biri akıyordu. Bunların arasında ise köle kızların elleri tüylü örümcekler gibi dolanıp duruyordu. Dadaşu'nun kafasına ağırlı bir uğultu çöktü. Çalgıcılar durdurak bilmeden çalıyordu. Şimdi ise üç borudan oluşan bir nacla hüzünlü bir ağıt yakıyorlardı. Davula her vurduğunda tavandan toz yağıyordu. "Her 30. midyenin içinde bir inci bulurum," diye bağırdı dilmunlu bir adam. "Ve sen?" Gimil Marduk başını kaldırdı ve omuzlarını öne doğru çıkardı. Alançanın elleri masanın altında bir şeyler arıyordu. Siyah saçlı körenin gırtlağından bir inilti yükseldi. Yere bir kase düştü ve gürültüyle kırıldı. Sıcak çorba etrafa sıçradı. Adamlar ve kadınlar cırlayarak ve küfürler savurarak sağa sola kaçıştı. Jarpa koşarak mutfaktan çıktı, ellerini havaya salladı ve bağırmaya başladı. Flüt, tiz sesiyle bir kargaşayı adeta ikiye bölüyordu. Kaşmarın masasının alt tarafında, devrilmiş testilerin arasında ve yapış yapış bir anın içinde kafalarını kollarına dayamış iki adam duruyordu. Dadaşu, Gimil Marduk'un bakışlarını çevirdiği yöne doğru baktı. Tavan kirişlerindeki iki büyük fare ısırılmış bir ördek bacağını çekiştiriyordu. Isırdıkları yerden akan etin suyu karanlığın içine damlıyordu. "Galiba sen sonuna kadar burada kalacaksın Kaşmar," diye sordu Dadaşu. Tacir sükunetle onun yüzüne baktı. Sanki gözlerinden bir şeyler arar gibiydi. "Galiba şu kahverengi saçlıyı alacağım," dedi tacir. "Onu evime götürürüz. Bu gece onu alabilirsin." Dadaşu derin bir nefes aldı ve içkisini bitirdi. "Yalnız benim şaşkınlığım senin nezaketinden daha büyük olabilir tacir efendi," dedi sonra kısık bir sesle. "Sen benim konuğumsun." Kaşmar bardakları doldurdu. "Ne olacak ki? 30 saat sonra tekrar denizde olacaksın." "Şu anda Dilmun limanında olmamızı ne kadar çok isterdim," diye düşündü Dadaşu. "Ve Alalgel'in yanında." Gülümsemek için kendini zorladı. "Şimdi Rula ne kadar misafirperver olduğunu anlatacağım benim babam." Kaşmar'ın yüzündeki ifade pek anlaşılır gibi değildi. "Eğer konuklar özel kişilerse," dedi çabucak, "bazen iyi bir ev sahibi olmak için insanın omzuna bir yük gibi biner. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirelim, değil mi?" Dadaşu başıyla onayladı ve kendini rahatsız hissetmeye başladı. Siyah saçlı köre artık yerinde yoktu. Alan Haç gözlerini kapatmış ve kafasını duvara dayamıştı. Kahverengi saçlı kölenin göğüslerini avuçlarında tartıyordu. Ağzı çarpılmıştı, göz kasları dallı budaklı kökler gibi kabarmıştı. Siyah saçlının kafası masanın altında kalkıp iniyordu. Altında ateş yanan ızgaralarının etrafında duman yayılıyordu. Dadaşu bir an için kendini tekrar fırtınanın ortasındaymış gibi hissetti. Bir süre sonra bu duygu sona erdi. Fakat kulakları uğuldamaya devam ediyordu. Dadaşu kırpıştırarak ovuşturduğu gözlerinden parmaklarını çektiğinde Sihaladipa Kaşmar'ın önünde duruyordu. Kürekçi Talkan yapılacak bir iş olmadığı ve güvertede miskin miskin oturduğu gecelerde kadının hayret verici hünerlerinden söz ederdi. "Kasıklarım pahalı dostum," dedi Kaşmar gözlerini ışıldayarak. "Dayanılmaz pahalı. Bana bir iyilik yapacak mısın?" Kadın güldü ve öne doğru eğildi. Kaşmar gözlerini onu sallanan göğüslerine dikmişti. "Burada arkadaşların önünde mi? Yoksa başka bir yerde mi?" "Her yerde ve derhal, memnuniyetle. Sadece kum fırtınasında olmasın yeter." Gülümseyerek Dadaşu'ya baktı. Üst çenesindeki üç dişi kahverengiye yakın bir renk almıştı. Kaşmar bakışlarını kadının yüzüne çevirdi ve kervan liderinin olduğu yere işaret etti. "Bugün değil. Alançat meziyetlerinin tadına baktın mı bari?" Kadın tiz bir kahkaha attı. "Evet, çok memnun kaldı. O hayvanın teki, bir boğa gibiydi. Kokusu da pek farklı değildi." "Bu kadar uzun bir yoldan sonra bu çok normal. Ona şu çirkin, yaşlı, kahverengi saçlı için ne kadar istediğini sorar mısın? İlgin bir fiyat söylerse onu palmiye bahçem için yardımcı olarak almayı düşünüyorum." Kadın tanrılarına senin için duacı olacaktır. Şiladipya kalçalarını sallayarak ve dirseklerini sertçe kullanarak kalabalığın içinde uzun masaya doğru yer açtı kendine. Siyah saçlı kadın yine
ellerini kokulu suya daldıran ve beyaz bir bezle kurulayan alan taçın yanında oturuyordu. Adam kaşmara el salladı. Gimil Marduk yanındaki adamın sıradan kalkmasıyla birlikte kenara kaydı. Ayağını sıraya koydu ve bir gözünü kapayarak Dadaşu'ya baktı. O an tıpkı Kintra'nın filine benzedi. Dadaşu belli belirsiz bir şekilde başıyla onayladı. Alan aç parmaklarıyla bir şeyler gösteriyordu. Kaşmar sırıtarak parmaklarını birbirine kenetledi, tekrar bıraktı, diğeri ise başını sallıyordu. Sonunda Kaşmar dört parmağını yukarı kaldırdı. Alan aç başıyla onayladı, ellerini çırptı ve diğerlerinin bileklerine sarıldı. Kaşmar işaret parmağını büktü, kervan liderine el kol hareketleriyle reddetti. Alan aç kollarını uzattı. Kase, tabak ve bardakları sağa sola iterek kahverengi saçlıya bir şeyler söyledi. Kadın dehşetle ona baktı. Dadaşu gırtlağında bir yanma hissetti. Alanlaç parmağını büküp masaya vurdu ve konuşmadan kadına baktı. Sonra sırıttı ve tekrar bir şeyler söyledi. Kolye ve bileziklerinin düğümlerini çözmeye başladığında kadının parmakları titriyordu. Üstünden çıkardıkları birbiri ardına Alanlaç'ın eline bırakıyordu. Dadaşu'nun kol kasları seyirmeye başlamıştı. Bakışları derinleşti. Gözlerini dizinin yanına kaydırdı. Parmaklarını hançer sapından çözdü, arkasına yaslandı ve bardağına uzandı. Kahverengi saçlı sıraya sinip kalmıştı. Alanaç sesini gürültünün içinde gürledi. Çalgıcılar, size bir testi dolusu içki. Hüzünlü bir şeyler çalın. Hesabını iyi yapan dostum Orgaz Kaşmar. Ateşli Arasmadi'yi elimden çekip aldı. Kaybettiğim şeyi son bir defa görmek istiyorum. Bizim için dans et, değerli kadın. Onu hadım etmeli diye fısıldadı Dadaşu. Armasadi ise çekinerek masaya çıktı. Sus! Diye tısladı dişlerinin arasında Kaşmar ve Dadaşu'yu kolundan tuttu. Sen burada misafirsin, uş! Alanaç, genç kadının sağ ayak bileğini tuttu ve fısıldayarak emirler verdi. Kadın iyice büzüldü ve kollarını göğüslerinin önünde birleştirdi. Kervan lideri ayağa kalktı, elbisesinin üst kısmını oluşturan geniş bantları yakaladı ve elbisesini dizlerine kadar aşağı çekti. Flütün hüzünlü şarkısıyla kabaktan oluşan arpın tınılarına adamların coşku dolu bağırmaları eklendi. Sihaladipa masanın ucunda duruyordu. Dadaşu yüzündeki ifadeyi okuyacak durumda değildi. Armasadi'nin ayakları, dizleri ve göbeği de kınayla yapılmış desenlerle süslenmişti. Kadın olduğu yerde bir kere döndü, dengesini zorlukla sağladı ve gözlerini ayak parmaklarına dikti. Alanlaç, yabancı bir dille ona bağırarak bir şeyler söylediğinde ise korkudan titremeye başladı. Kollarını kaldırdı, gerindi, kınalı bileklerini ensesinde birleştirdi ve yavaşça olduğu yerde dans etmeye başladı. Ayakları aşağı kaymış elbisesine dolanıyordu. Dadaşu kadının yüzüne baktı ve irkildi. Armasadi'nin bedeni genç ve ufuzundu. Bacakları uzun ve omuzları dardı. Açılıp sırtına düşen saçı belinin ortasına kadar uzuyordu. Müziğin bir an için sustuğu bir anda Kaşmar kadına yüksek sesle seslendi. Yanıma gel Armasadi. Dostumuz Alanaç istediği kadar kahrolsun. Ona yardım et. Sihalabdiya. Kaşmar sözlerini bitirince Gimil Marduk'un yanına doğru kaydı. Dadaşı bu iki adamın şimdiye kadar karşılıklı tek bir laf bile etmemiş olduklarından emindi. Geceyi birlikte geçireceğin adamın yanına otur. Kadınlar Dadaşı'nın yanında durduğunda tacir armasa diye dönerek konuşmaya başladı. O herkesin görebileceği gibi alan açtan nispet kabul etmeyecek derecede daha sevecen. Onunla konuşur musun? Evimin dostu. Tabii ki benim babam, dedi Dadaşu ve iki kere öksürerek boğazını temizledi. Dadaşu başını çevirince bir an için Gorarti, Alalger ve Triga'nın görüntüleri eriyerek tek bir resim haline geldi ve Armasedi'nin yüzüne yansıdı. Çalgıcılar tekrar hızlı bir şekilde duman ve ter kokularının arasında çalmaya başladıklarında bu görüntüler birbirlerinden ayrılarak dağıldı. Sakin ol kardeşim, dedi Dadaşu Armasidi'nin omzuna dokunarak. Aç mısın? Susadın mı? Korkmana hiç gerek yok. Kadın gözlerini koca koca açarak ona baktı. Kızarmış aklarının ortasındaki açık kahverengi göz bebeklerinde yaralanmış bir hayvanın ifadesi vardı. Yavaşça evet anlamında başını salladı. Hiçbir şey anlamamış gibi duruyordu. Yalnızca biraz çorba ve ekmek. Ben yorgunum. Dadaşu kadının saçlarını okşadı, teselli etmek için gülümsemeye çalıştı. Kızarmış et, püre ve bira, ekmek ve her şeyden önce de etli ve içindeki bitkiler bulunan sıcak çorba ısmarladı. Kadın önce çekindi ama sonra aç kalmış bir insan gibi yemeğe saldırdı. Dadaşu onun bardağına bira koydu.
Kaşmar'la Gimir Marduk'un gözlerini ayırmadan kendisini izlediklerini çok iyi biliyordu. Kölenin yüz ifadesi biraz olsun rahatlamış görünüyordu. Göz pınarları dolu dolu olmuştu. Dada şu bacaklarının üst kısmını elleriyle kavradı ve parmaklarını etine batırdı. Manchester'da Simbelaplim'le kavga ettikten sonra hissettiği kadar acı hissedince elini gevşetti. ''Burası daha çok uzun sürecek efendim. Onu senin evine ve benim odama götürebilir miyim?'' dedi Kaşmar'ın kulağına eğilerek. ''Keyfine bak.'' Kaşmar hızla bakışlarını kaptana çevirdi. İtirazı olup olmadığından emin olmalıydı. ''Dümenciyi mi düşünüyorsun?'' dedi kısık bir sesle. ''Evet, onu da. Sağ ol efendi Kaşmar.'' Dadaşu, Gimil Marduk'u da selamladı ve onun bakışlarını doğru anladığını ümit etti. Armasadi'yi omuzlarından tutarak girişe doğru yavaşça itti. Rüzgar dinmişti. Arkalarından açık havaya bir müzik tufanıyla birlikte kötü kokular yayılıyordu. Yıldızlar ışıl ışıldı. Dağın arkasında ise ay yükseliyordu. Dadaşu derin derin soludu. Çizmesindeki hançeri çıkardı, sol kolunu Armasadi'nin omzuna doladı ve hızla Kaşmar'ın evine yürüdü. ''Kaşmar iyi bir adamdır.'' dedi avlusunda kendisine güvende hissedince. ''Şu ilerideki evde birazdan uyuyabilirsin.'' Kadın başını salladı. ''Artık hiç uyumak istemiyorum. Bana ne yapacaksın?'' diye sordu gırtlaktan çıkan bir şiveyle ve şarkı söyler gibi bir ses tonuyla. ''Sana istemediğin hiçbir şeyi yapmayacağım kardeşim.'' Dadaşu yatağına oturdu, lambalar için ateş aldı ve kadını küçük banyoya soktu. Taş sehpanın üstünde su, çöven otundan yapılmış sıvı sabun ve temiz havlular duruyordu. ''Şu kınaları fırçalayarak vücudundan çıkar.'' dedi bölmeye bir lamba yerleştirerek. ''Ben gidip içecek bir şeyler getireceğim. Sen burada uyursun.'' Sonra yatağını işaret ederek üstündeki cübbesini kaldırdı. ''Benim adım Dadaşu. Alan aç ya da Kaşmar değil. Çabuk. Ayakta uyuyakalmadan önce yıkan.'' Kadın başıyla onayladı ve delikanlının yanından geçerek yıkanmaya gitti. Dadaşu bir testi şarap buldu. Onu kuyu suyuyla inceltti. Mutfakta kendisine ince bir yün önlük ve sandaletler veren yaşlı Kori ile konuştu. Magara sessizlik çökmüştü. Sivrisineklerin girmesini engelleyen tür perdenin ardında dalga sesleri geliyordu. Armasadi çıplak bir halde örtünün altında yatıyordu. Saçları ıslaktı. Elbisesi hasır kapıdaki askıya asılıydı. Görüntüsü değişmiş gibiydi. Dadaşu eline şarap bardağını tutuşturdu. ''Ben bir denizciyim. Bir gemide muhasiplik yapıyorum. 30 saat sonra limandan demir alacağız.'' Dediklerine göre ailem beni küçükken alanca satmış. Kuzeyde, uzakta, dağların arkasında. O yerin adını bile hatırlamıyorum artık. Çok şey öğrendim. Tüm ev işlerini yapabiliyorum. 1,5 yıldan beri bakire değilim. Dadaşu büyük bir sandığın üstünde oturuyordu. Yere bir battaniye serdi ve mintanını yuvarlayarak yastık yaptı. Tüm bunları kardeşim ben değiştiremem. Ben gidinceye kadar kimse sana dokunmayacak. Sen beni istemiyor musun? Dadaşu başını salladı. Kadın yatağın baş ucuna kaydı ve duvara yaslandı. Göz kapakları hızla açılıp kapanıyordu. Ben gidince sana neler olacağı konusuna gelince, ne yazık ki bunu da değiştiremem. Fakirlik, babasını vergi borcuna karşı kızını satmaya zorlamıştı. Alanaç'ın köle evlerinde büyümüş, mutfak işlerini, birkaç sözcük okuma ve yazma öğrenmişti. Bir kadın haline gelince ise Alanaç onu yatağına almış, hamile kalmadan ona yapacaklarını öğretmişti. Onu yolladığı dostları ve müşterileri ise onunla yalnızca oynaşmışlardı. İtaat etmediği zamanlarda ise efendisi tarafından acımasızca kırbaçlanmıştı. Alanaç ona dayanılmaz acılar çektirmesine rağmen malının teninde iz bırakmamaya özen göstermişti. Armasadi sözünü tamamlamadan uyuyakaldı. Dadaşı büyük lambayı söndürdü, başını mintanın üstüne koydu ve yerdeki hasırların üzerine uzandı. Gecenin yarısında kadının parmaklarını hissedi. Kadının elleri çekingen bir hareketle onu elinin çevresinde dolandı. Sonra da gizlice yüzüne doğru çekti. Dadaşu kadının parmaklarını tuttu ve esneyerek okşadı. Armasadi yavaşça delikanlının yanına kaydı ve omuzlarına sarıldı. Ağlamaktan tüm bedeni sarsılıyordu. Bir saat boyunca uyku ile uyanıklık hali arasında gidip geldiler. Dadaşu onun omuzlarını okşadı. Birden gözünün önünde Alanaç'ın köşeli yüzü geldi ve ellerini düşündüğü zaman fısıldayarak kadını yatağına yolladı. Bir süre sonra yine uyandı. Kadının kabus görerek sayıkladığını duydu ve tanrılara lanet etmeye başladı. Tiamat, Şamaş, Marduk, İntu tanrılarının isimlerine geldiğinde birden durdu. Babil ülkesinin sınırları dışında bulunuyordu.
Ertesi sabah yıkandı, mutfakta yedi içti ve arması diye baktığında bir ölü gibi uyuduğunu gördü. Corey'e yeni palmiye ormanı kölesi için yemek götürmesini rica ettikten sonra Kaşmar'ın çalışma odasına gitti ve onu orada buldu. Tacir onu görünce kaşlarını kaldırdı. Evet. Altımda cansız bir balık gibi yattı, dedi Dadaşu ve omuzlarını silkti. Ondan ateş gibi şehvetli olmasını beklemek, palmiyelerin efendisi doğrusu oldukça budalalık olurdu. Umarım fiyatı belli sınırları aşmamıştır. Kaşmar'ın beklenti dolu sırıtması yerini ciddi bir iş adamı ifadesine bıraktı. Onun şehvet fışkıran taze bir pınar olduğunu düşünmüştüm. Çok az kadın kırbançlandığı zaman istekli bir şekilde yatakta arkadaşlık eder. O bitkin düşmüş. Onu rahat bırak. Canlı olmaktan çok ölü bir halde. Ona Dilmun ağaçlarının bakımında görev ver. Hayatını tamamıyla senin palmiyelerine adayacaktır. Bir gün seveceğin bir köle bulup onunla senin satabileceğin çocuklar yapacaktır. Kaşmar sanki derin bir hayal kırıklığına uğramış gibi kollarını açtı. Ve şimdi kardeşim, şu pek fazla değeri olmayan taşlar hakkında konuşalım. Sen saray okulunda okudun değil mi? Gerektiği gibi hesap yapabildiğini biliyorum. Peki ay tutulmalarını ve güneş tutulmasını da hesaplayabiliyor musun? Hayır, neden soruyorsun? Dadaşo alnını buruşturdu. Bizim rahipçiğimiz de bunu yapıyor. Ama bundan söz etti. Hamur abinin ülkesindeki arkadaşları ona güneşin yakında kararacağını söylemiş olmalılar. O koyun kurbancısı limandaki en parlak meşale sayılmaz. Ama tanrıların işaretine göre bunun doğru bir yanı vardır muhakkak. Bilemiyorum. Dadaşu sandıktaki taşların arasına daldırdı elini. Bunu ilk defa bugün duyuyorum. Taş adamın kekelediklerini ve Edduba'daki öğretmenlerinin bazı rahiplerin böyle özel yeteneklere sahip olduklarını söylediklerini hatırladı. Tacir arkadaşların pek de öyle en değerli taşları bir araya getirmişe benzemiyor gördüğüm kadarıyla. Kaşmar sırıttı. Buna karşın şaşılacak kadar ucuz olduklarını bilmelisin, büyük tacir efendiniz. Öğlen vaktinin ilerleyen saatlerinde Dadaşo arkasındaki 4 ağır sandığı taşıyan 16 taşıyıcıyla birlikte gemilerin yanındaki Gimil Marduk'a rastladı. İyi uyudun mu? Kaptan meraktan tatlarcasına ona bakıyordu. Dadaşo bakışlarını denizin açıklığına çevirdi. Yalnız ve iyi uyudum. Benim yerimde olsan sen ne yapardın sayın babam? Herhalde senin yaptığını. Ona parmağımı bile sürmedim. O kadın güzel, genç ve çaresiz. Ama Allah'ın açın kirmi parlakları hiç aklımdan çıkmadı kaptan. Onun sırtını kırbaçlamış ama kanayan yeri kalbi olmuş. Gimil Marduk ömründe ilk defa görüyormuş gibi bakıyordu ona. Bunları senin şu Trikan'ına anlatırsan başın derde girer. Küçük dostum, galiba yetişkin olduğun zaman çok iyi bir insan olacaksın. Belki de iyi bir kaptan bile olursun. Dadaşu taşıyıcılara sandıkların ikisini sevgiliye, diğer ikisini de şüpheye yüklemeleri için talimat verdi. Belki yetişkin bir dadaşı olurum sayın babam. Yalnız lütfen olanları alal geri anlatma dedi. Listeleri getirdikten sonra. Bugün de Kaşmar'ın evinde kalacağım. Ona kızın cansız bir inci midyesi kadar soğuk olduğunu söyledim. Belki de kız hırslı çıkar da aksini ispatlamaya çalışır. Ne dersin? Gimil Marduk, Simbelaplim yaklaştığını görünce gülmeyi bıraktı. Simbelaplim o iki sandığı nereye yerleştireceklerini bilmek istiyordu. Dadaşu, uyku mahmurluğuyla kayıklarını limanda çıkaran ve açıklarda rüzgara yakalanınca yelkenlerini açan inci avcılarını seyretti. Geminin kıç tarafına yaslandığı zaman kendini çok iyi hissediyordu. Bu meslekte daha öğrenmesi gereken birçok şeyin olduğuna emindi. Kimlerle iş yapmaması gerektiğini şimdiden çok iyi biliyordu. Araçsamnu, Kislimu ve Tebutu ve de Sabutu aylarında Tiamat kesintisiz esen rüzgarı güneybatıya gönderiyor. Şinişmani, tozlu limanı çevreleyen binayı sanki her yeri yutacak bir zelzeleyi bekliyormuşçasına baştan aşağı süzdü. Her gün değil, gece gündüz böyle olacağını söyleyemeyiz. Ama Dilmun'a kadar hızlı yol alabileceğiz. Dadaşu halatlardan birini kavradı, gemiler güçsüz sabah akıntısının etkisiyle sallanıyor ve halatların gerilmesine sebep oluyordu. Peki ya sonra, kürek mi çekeceğiz? Çoğunlukla, akıntı bize yardım eder. Bununla birlikte esen rüzgar da bir yılanın izi gibi kıvrılıp bir rota ilerleyeceğiz. Sinismani eliyle yılanın kıvrımlı izini anlatmaya çalıştı. Kimnu parmağını burnunun derinliklerine kaybolmuştu. Kayıkların ve gemilerin ince ince savrulan tozlarının altında birbirinin peşi sıra su bendinin bittiği yerin etrafında ağır ağır ilerlemesini izledi. Suyun yüzeyi
sabah güneşinin ışığıyla bakır rengine dönmüş ve ince çizgili üçgen izleri oluşturmuştu. Eğer iyi hesapladıysam 5 gün ve 5 gece sonra Dilmun'a varmış oluruz değil mi? Diye sordu Dadaşuk. 7 veya 11 gün sonra Uş, yükümüz oldukça ağır. Kürekçiler takır tukur sesler çıkararak köprünün üstünden gemiye bindiler. Talgam köprünün bağlı olduğu halatları çözdü ve bir şumsum tahtadan oluşan köprüyü karaya çekmesini bekledi. Dadaşu kaptanla dümenciye başıyla işaret etti ve küreğini suya indirdi. Pruva halatını çözün dedi Gimil Marduk. Vaşur ve Şarişuk şüpheyi iterek karadan uzaklaşmaya başladılar. Pupa halatı gerilmeye başladı ve geminin burnu liman çıkışına doğru döndüğünde iskele babasından çıkarıldı. Sevgili de aynı anda yola çıktı. Güneşin toz rengindeki ışığın altında gölgeler ve akışlar dalgalandı. İkinci dümen küreği suya çarparak indi. Köpürerek karaya çarpan dalga seslerine küreklerin gıcırtısı eklendi. 15 dakikaya yakın kürek çektikten sonra Sinishmani, Kimyu ve Dadaşu sereni yukarı çektiler ve yelkenin nasıl şiştiğini seyrettiler. Sancak tarafındaki çıplak kaya, onun karşısındaki iç karartıcı kayalıklar, Burak adalarının alçak kıyıları, günler boyunca yelken açıp hızlı bir şekilde ilerledikten sonra yıldızlarla dolu karanlığın içinde beliren yalnız kaya, Gimil Marduk ve Sinishmani belirledikleri rotayı hiç sorunsuz izleyebiliyordu. Üstünde kuşlar uçan kayaların yanından geçerken Gimil Marduk 27. defa güneşin konumuna göre yönlerini tespit etti. Gerçekten de tam olarak batıya doğru yol alıyorlardı. O zavallı adayı geriye bıraktıktan sonra gecelerinden birinde dümenci mırıldanarak şöyle dedi. Pek konuşkan değilsin Uş. Ama Monstar'ı Magan'da daha çok sevdin değil mi? Bunu haykırarak söyleyebilirsin Manny dedi Dadaşım. Şu Kaşmar alan açın yanında oldukça saygıdeğer sayılır. Zalim herifin teki değil mi? Ama Marduk adına insanın kervanı birkaç ay yollarda olduğu zaman başına da böyle gaddar biri gerekir. Soyguna uğradığı takdirde her şeyini kaybeder çünkü. Bu kölelere hayvan gibi davranmasını gerektirmez. Haklısın, gerektirmez. Sen kahverengi saçlıya daha iyi davrandın mı? Sanki kız kardeşimmiş gibi. Bakışları kesişti. Dadaşu birden duraksadı. Aklına Siyaçu geldi. Başka türlü değil. Bu pek zor olmadı. Çünkü aklım sürekli Alalger'de ve Dilmun'daydı. Ve Trigan'da. Ve şimdi yine aklım karıştı. İki adamın gölgesi sakince güvertenin tahta zeminine uyuyanların arasına uzanıyordu. Sevgili arkalarından dümen suyunu izleyerek geliyordu. Yalnızca rüzgardan şişmiş olan yelkeni görülüyordu. Kıç güvertesindeki lambanın ışığı yelken bezinin arasında sızıyordu. Sinishmani cevap vermeden önce uzun süre bekledi. Babil'e vardığımız zaman ki büyük tehlikelerin çoğunu atlattık, çok şey yaşamış olacağız. Şeherru, Marduk'un ziguratını bir daha görmeyecek. Bence aramızda en çok tecrübe edinen kişi sensin. Dadaşu acı acı güldü. Kaşmar doğru söyledi. Tecrübelerimizi satacak olsaydık bir dilenci kadar fakir olurduk. Sen Şindrul'un parasına para kattın Uş. Dadaşu omuzlarını silkti ve yelkeni tutan elini değiştirdi. Onun parasına para kattım. Hamur abinin ustalarına yardım edeceğim. Babil'e hiç görmedikleri mallar götürüyorum. Ve orada Simbelaplim'in güçlü dostları beni bekliyor. Sen bunu da atlatırsın Uş. Dümenci sol yumruğuyla dostça Dadaşu'nun omzuna vurdu. Bizim yardımımızla, Hamur abinin mührüyle ve Magan'da bilediğim baltanla. Dümen suyunu tütüyordu. Magan birasıyla dolu olan testiyi kap gel. İçten bir kahkaha attı. Çünkü Magan'da daha iyi bir şey bulamazsın. Bir gün ve bir geceye yakın bir zaman sonra karanın kuzey ucunun sislerin arasında iskele tarafından kaybolmasından saatler önce sancak tarafından bir Dilmun gemisi yaklaştı. Burnu yukarı kalkmış, alçak duvarlı büyükçe bir gemiydi. Gimil Marduk içinde bir düzine kahverengi karaltının bulunduğu gördü. Balıkçılar ya da inci avcıları geminin arkasından bıraktığı izi işaret etti ve orada insan yiyenler. Su yüzeyinin hemen altında beyaz renkli kocaman köpek balıkları belirmişti. Üçgen şeklindeki yüzgeçleri, dalgaları bir bıçak gibi kesişiyordu. Gemiler birbirlerine yeterince yaklaştığında dev gibi balıklar etrafa kaçıştı. Dilmun'a mı gidiyorsunuz diye sordu Sinishmani bağırarak. Yakında Dilmun'un yeşil sularına girmiş olacağız. Biz inci avlamaya çıktık.
Bana kalırsa şimdilik bundan vazgeçin. Mani köpek balıklarının yüzgeçlerini işaret ediyordu. Daha ne kadar var? Bir sonraki şafağa kadar yolumuz var daha. Nereden geliyorsunuz? Aralarındaki mesafe gittikçe daralıyordu. Dadaşu, Seren'in sağ tarafının diğer tarafından daha aşağıda olduğunu fark etti. Yelkenin şekli dört köşe olmaktan ziyade üçgendi. Intu'dan, Meletju üzerinden ve Megan'dan diye bağırdı kaptan ve doğu yönünü gösterdi. Bize yol arkadaşı olacak mısınız? Biz sizden daha hızlıyız diye bağırdı geminin dilencisi. Suyun içindeki kayalara dikkat edin. Suya iyice gömülmüşsünüz. Gemimiz ağır taş blokları ve cins odunlarla yüklü. İnci avcıları ve şüphe yarım saat boyunca yan yana yol aldı. Dadaşı küçük bir testi bira karşılığında sabah tutulmuş ve temizlenmiş kuyruğu ve kafası olmayan üç büyük balık istedi. Balıklar güverteden güverteye fırlatıldı. Bira testisi ise bir küreğin ucuna bağlanarak uzatıldı. Adı Tiamat olan küçük gemi yavaşça uzaklaşmaya başladı. Ama dümen suyu ve garip yekeleri olan uzun süre gözden kaybolmadı. Gün doğumundan 3 saat sonra her iki geminin tayfaları bulutsuz bir gökyüzünün altında kürek çekerek gemilerinin Dilmun limanından içeri sokuyorlardı. Kıyı insanlarla tıklım tıklım doluydu. Gemileri limanın en dış köşesine yedeğe aldılar. İnci avcılarına ait birkaç kayığın yanına palmar ile bağladılar ve uzun süre gemiden limana inmek için bir tahta köprü aradılar.